Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bu videomuzda sizlerle bir damar yolu açacağız arkadaşlar, ama damar yolu açmadan önce gelin sizinle bir hazırlık noktasında neler yapıyoruz bunlara bakalım. Birincisi, damar yolu açmak için neye ihtiyacım var? Tabii ki bir anjiyokete, kanüle, branüle ihtiyacım var. Arkadaşlar, farklı boylarda kanülleri koydum ki görün diye. Bakın, en küçükten en büyüğe doğru sıraladım bunları. Tabii ki bunlardan büyük olarak mesela arkadaşlar gri de var. Turuncu da var, bunların birer büyüğü. Ama bizim kurumumuzda maksimum yeşil olduğu için en sona yeşili koydum. Mor da burada gördüğünüz en küçük, en ince branül. Bunların arkadaşlar büyüklükleri arttıkça hastaya verebildiğiniz sıvı miktarı artıyor. Çünkü lümen kalınlığı artmış oluyor branülün. Şimdi bakın, branül hazırlıyorsunuz. Erişkin bir hastada ortalama anestezi pratiğinde minimum pembe branül, yani 20 gauçluk bir anjiyoket tercih ediyoruz. Unutmayın bunu. Peki başka neye ihtiyacım var? Bir turnikeye ihtiyacım var. Biz genelde pratikte turnike olarak eldiven kullanıyoruz arkadaşlar. Yani dolaşımı engelleyeceğiz ki damarlar şişsin diye. Birazdan yapacağım, göreceksiniz. Damar yolu tespitleriniz var. Yani damar yolunu açtıktan sonra branülü hastanın koluna sabitlemek için bunlardan faydalanıyoruz. Bir alkollü, bir kuru pamuk hazırladık. Eğer damar yolu herhangi bir şekilde olmazsa kuru basmamız gerekiyor ki kanamayı durdurabilelim diye. Burada iki yolu bir musluk hazırladım ki size bunun da prensiplerini anlatayım. Boş temiz enjektörlerimiz var. Bunlarla da damar yolunun çalışıp çalışmadığını beraber kontrol edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, dikkatli takip etmenizi rica ediyorum. Bakın, bir şöyle geçeyim. Tamam. Şimdi birincisi, damar yolunu açarken öncelikle olabildiğince alt ekstremitelerden yukarıya doğru tırmanıyoruz. Neden? Çünkü mesela arkadaşlar, burada damar yolunu açamadığım zaman, daha üstten bir girişim yaptığımda buradan damar yolunu açtım, sıvıyı verdiğimde üstteki damarların bütünlüğünü bozmadığım için problem olmaz. Ama diyelim ki siz burayı patlattınız. Burayı patlattıktan sonra burayı denerseniz bunun devamıysa bu ne olacak? Buradan sıvıyı veriyorsun ama buradan sızıp gidecek. Dolayısıyla sıkıntı olur. O yüzden şimdi bakın, ben olabildiğince alt kısımlardan başlıyorum. Turnikeyi takma kısmına dikkat edin. Bakın şimdi, bunu olabildiğince sıkı takmak lazım. Bakın, bu şekilde aldım. Baş parmağımı şuraya geçiriyorum. Bakın, çok yavaş yapıyorum arkadaşlar. Şu harekete dikkat etmenizi istiyorum. Bunu bu şekilde bağlamamızın bir sebebi var. Bakın, bunu tek hamlede bu şekilde açıyorsunuz. Tabii ki ne kadar şimdi tek hamlede açmamış olsam da videoda kaza olacak ya. Bakın şimdi, tekrar yapıyorum. Şunu şöyle, şu şekilde. Arkadaşlar, birazdan damar yoluna girdiğimizde bunu buradan çekeceğiz, çık diye açabilmek için. Yoksa bunu böyle düğüm yaparsanız damar yolunu açtıktan sonra nasıl açacaksınız hızlı bir şekilde? Olmaz. Şimdi hastamıza diyoruz ki, beyefendi elinizi açıp açıp kapatınız diyoruz. Bakın şimdi, damarları şişiyor. Burada bir hatadan bahsedeceğim size. Yaygın olarak şunu yaparlar. Bu değil arkadaşlar. Örneğin hedeflediğiniz damar hangisiyse, ben atıyorum. Şimdi bilmiyorum, videoda bu damarlar mis gibi görünüyor. Şimdi bakın, görünüyor mu bilmiyorum diyecektim. Bakın, çok güzel. Hedeflediğim damara arkadaşlar parmağımla böyle vuruyorum. Eğer bunu yapmazsanız, ya şu değil arkadaşlar. Özellikle hedeflediğiniz damara vurursanız daha iyi olur. Şimdi beni çok dikkatli takip etmenizi rica ediyorum. Bakın, alkollü pamuğumu yukarıdan aşağı bir kere siliyorum. Bitti. İki. Şimdi mavi bir damar yolu açalım, fazla canı yanmasın. Pembe açmayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın, branülü açtım. Şuradan alıyorum. Branülü elime aldıktan sonra ilk hamlem, şöyle netleştirelim mi? İlk hamlem, şöyle şu kanatçıklarını açıyorum. Branülü nasıl tutmalıyım? Branülü şu şekilde tutmalıyım. Neden? Bakın mesela, bu şekilde tutarsam sevgili arkadaşlar, kendi önümü, bakın siz oradan kendiniz açıyormuş gibi bir bakın. Bakın, önünüzü kapattınız, görüyor musunuz? Ama bir de şöyle bakın arkadaşlar. Bir de şöyle bakın. Bakın nereye yönlendirdiğiniz ne kadar net, değil mi? Bu şekilde tutarsanız daha rahat edersiniz. Şimdi açıyorum ucunu. Bir diğer önemli konu da, branülün ucuna herhangi bir şekilde değmememiz lazım. Steril olması lazım, değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Açacağım damar bu. Bir daha dokunmuyorum damara. Çünkü orayı sildim. Dezenfekte ettim orayı. Bakın arkadaşlar, şu şekilde hastanın cildini aşağı doğru çekerseniz eğer, deriyi böyle gerdiğiniz için daha az canı yanacaktır. 2. Şimdi bakın, damar burada. Damara arkadaşlar, yok 30 derece, yok 45 derece, 20 derece, bunlar aslında spontan gelişen şeyler. Her şey hastaya özel bizde. Dolayısıyla aslında bu zamanla, pratikle kaç dereceyle girmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bakın şimdi beni izleyin. Damar yolunu, beyefendi şimdi elinize küçük bir iğne yapıyorum. Sakin olun, elinizi çekmeyin dedikten sonra bakın arkadaşlar. Bu şekilde bakın girdik.
Şimdi frenin arkasına bir bakar mısınız? Bakın kan geldi, görüyorsunuz. Şöyle netleştirelim. Evet, kan geldi. Kan geldikten sonra bakın ikinci hamlede şu frenülün gerisini çekmemiz lazım. Frenülün gerisini çektik. İkinci hamlede şunu şu şekilde ilerletiyoruz. İlerlettik ya arkadaşlar, şimdi bir diğer hamlemiz, bakın turnikeyi bir hamlede bir kere de açtık. Şimdi hastayı rahat bıraktık öncelikle. Ben bu aşamada şöyle bir yol izliyorum. Bu kişiden kişiye değişebilir. Ben kendi pratiğimi söyleyeceğim size. Bantla kaza yaşamamak için eldivenlerimi çıkartacağım şimdi arkadaşlar. Normalde doğru değildir, önemli belirtiyorum. Normalde eldivenle çalışmak lazım ama bu bantlar kaliteli olmadığı için, son gelen bantlar eldivene çok yapışıyor ve sorun yaşamayalım videoda. Bakın şimdi tespiti yapıştırırken böyle özel hazırlanmış tespitlerimiz var. Bunları biraz kötü kesmişler. Şimdi bakın iyice köküne kadar branölün gelerek yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Gördünüz mü? Bu şekilde yapıştırdık. Bakın branölü komple şuradan biri kaplayacak arkadaşlar. Bunu böyle yukarıya falan yapıştıran arkadaşlar oluyor. O olmaz. İki. Bakın dikkat. Önce beyaz kapağı çıkartıyorum. Çıkarttık mı? Evet. Daha sonra buraya değil arkadaşlar. Branölün ucunu elinizde hafifçe hissetmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaptıktan sonra şunu alıyorum. Bakın gördünüz mü nasıl durdurdum kanı? Biraz da akıttım. Neden? Çünkü hava da kalmasını istemiyorum. Daha sonra kapağımı bu şekilde takıyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra alt kısımdaki tespitimi takıyorum. Bakın onu da gösterelim hemen size. Tespitler o kadar kötü ki zor açıyorum yani gerçekten. Bakın şöyle. Bakın şu şekilde iyice açtım. Alttan getiriyorum bunu. Tabii hastaya da merhametli ve yavaş davranarak yapıyoruz bu işleri. Bakın bu şekilde bir damar yolu açmış olduk. Şimdi bitmedi. Öncelikle şu iğnemizi bir iğne kutusuna atalım. Ben şimdi iğne kutusuna attım varsayın sevgili arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum bu video için. Şimdi bakın. Bir enjektörü aldım elime. Öncelikle bir izotonik çekelim. İzotonik çekelim. Şimdi damar yolumuz çalışıyor mu? Bakacağız. Mesela diyelim ki biz bu hastaya 3 yolu musluk takacağız. Aslında bu setlenmiş halde de serum setiyle de olabilir ama şimdilik böyle hazırlamış olalım. Bakın şimdi. İki hattı da yıkamam lazım. Önce maviye bunu şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar ve veriyorum. Daha sonra beyaza yerleştiriyorum ve veriyorum. Tamam. Sonrasında bununla şu an için işim bitti. Bunu arkadaşlar takalım. Bunu da gösterelim. Bakın ucunu açtım. Havasını aldım zaten. Bakın şöyle yapıyorum. Yine buraya sıkıca basıyorum. Neden? Kan gelsin istemiyorum. Evet. Şöyle kapağımızı bırakalım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış oldum? Damar yolumu tamamlamış oldum. Pekala. Bir de gelin sizinle damar yolumuzun çalışıp çalışmadığını bir test edelim. Mesela buradan da test edebiliriz veya üst kapaktan da yapabiliriz. Buradan diyelim ki devam eden bir ilaç olsun. O yüzden biz serum olsun, özür diliyorum. Biz mesela atıyorum anestezi indüksiyonu 100 mikrogram fentanil yapacağız. Ya da yoğun bakımda çalışan bir hemşireyiz. Puşe ulkuran yapacağız hastaya. Ne yapalım? Bakın şimdi. Taktik. Dolayısıyla arkadaki serum, arkada bir serum varsa arkadaşlar onu böyle kitlememiz lazım. Onu da ayrı bir şekilde gösteririz. Hani arkaya da olması diye. Veya serumu kapatırsınız arkadan, aynı şey. Bakın şimdi ne yapacağım? Damar yolundan ilacı verdim diyelim, zerk ettim diyelim. Bakın herhangi bir şişme yok. Herhangi bir hastaya soruyorum ağrısızı var mı? Yok. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışan bir damar yolumuz olmuş oldu. Bu kadar.